Hoş geldiniz. Buyurun yardımcı olun. Evet, staj ve çıraklık sigorta mağdurları. Evet arkadaşlar, staj ve çıraklık sigorta mağdurlarına bir destek bekliyoruz. Staj ve çıraklık mağdurlarına bir destek. Staj ve çıraklık sigorta mağdurlarına bir imza ile siz de destek olur musunuz? Diyorum tamam abi. Bir ekliyorum aşağıya 10 kişi. Saat 1.30. Hepsini mikrofon. Emine abla en sonunda demiş ki. Kaç kaldı ki Cüneyt Bey diyor odayı kapatıyorum. Bir şey diyor musunuz? Herkes bir yakana Cüneyt olmuş diyor. Kapat odayı. Adam kapat. Ben sesimden anlıyorum. Ne yapıyorsun? Hem de işte bir şey yapalım. Merhabalar. İsmim Selçuk Aydın. İstanbul Staj ve Çıraklık Kültür Dayanışma Derneği Başkanıyım. Bugün Kadıköy'deki standımızdayız arkadaşlar. Standımız bu hafta Kadıköy'deyiz. Bir aydır da Kartal'daydı standımız. Oradaki çalışmalarımızı tamamladık. Kadıköy'e geçtik akabinde. Bunun akabinde de diğer ilçelerimizde de bu aktivitemizi devam ettireceğiz. Mağduriyetimiz şu. 1987'de çıkarılan 3308 sayılı kanuna göre biz stajyer ve çıraklar bir sigorta başlangıcı yapılmış. Fakat bu sigorta başlangıcımız uzun vade olmadığı şu anda bize sunuluyor. Bununla birlikte biz EYT'li arkadaşlarımız, EYT'li kardeşlerimiz gibi bu haktan maalesef yararlanamıyoruz. Amacımız bu stajımızın ve çıraklığımızın başlangıcını kabul ettirebilmek. Bu yüzden kamuoyu oluşturuyoruz. Standta özellikle staj ve çırak arkadaşlarımız, çünkü sosyal medyayı kullanmayan çok arkadaş var. O arkadaşlarımıza bu şekilde ulaşmayı amaçlıyoruz. Kendilerine afişler dağıtıyoruz. Üye olmak isteyen arkadaşlarımızı burada üyelik formlarımızı doldurtturuyoruz. Şu anda Türkiye'de 16 tane ilde bu dernekler kuruldu ve bir federasyonlaşma sürecindeyiz. Federasyonumuzu tamamlıyoruz. Bu hafta içerisinde de staj ve çıraklık sigorta mağdurları federasyonu olarak sahada olacağız. Yapı gün günden gelişiyor ve hızlı bir yapılanma içerisindeyiz. İnşallah en kısa zamanda da bu sorunu yetkililerimizden çözmesini bekliyoruz. Bu noktada aslına bakarsanız staj ve çıraklık yapmış, kendi mağduriyetini henüz savunan insanları olmadığını bilen Türkiye'de çok arkadaşımız var. Amacımız hem ulusal hem yerel kanallarda bu arkadaşlarımıza ulaşarak onların da derneklerine üyeliklerini sağlamak. Bunun akabinde de devlet büyüklerimizden bunun taleplerini karşılıklı istişare ederek bunun çözüm aşamasında ne yapılabilir? Hem onları dinlemek hem de kendi mağduriyetimizi onlara anlatmak. Bir ay önce meclisteydik. Yaklaşık 30 milletvekiliyle görüştük. Kendilerinin desteklerini aldık. Sadece milletvekilleri değil, genel başkan yardımcıları seviyesindeki vekillerimizle de görüştük. Onlar bu mağduriyetin ne olduğunu biliyorlar ve ellerinden gelen destekleri de yapacaklarını söylüyorlar. En son noktada bu işin çözüm noktası Sayın Cumhurbaşkanımızın inşallah en kısa zamanda buna el atması ve çözüm noktasının onun tarafından yapılmasını bekliyoruz. Şimdi imza kampanyamız da devam ediyor. İmza kampanyamız da 16 şehrimizde şu anda standlarda arkadaşlarımız imza topluyorlar. Islak imzayla toplanıp meclise götürmeyi düşünüyoruz. Buna da talep vardı. Daha öncesinde 2017 tarihinde de buna benzer eylemler yapılmıştı. Fakat o zamanlar bu kadar kalabalık bir mağduriyet grubuna maalesef ulaşamamıştık. Ama şu anda kalabalıkız ve bunu mutlaka başaracağız. Bugün sadece imza kampanyamızda 1000'in üzerinde imza toplandı. Milyonlara ulaşmayı düşünüyoruz. Bunu da çok rahat başaracağımızı, çünkü halkın mağduriyetten yana olduğunu çok rahat görebiliyoruz sahalarda. Sağ olsunlar, onlar da bizi kırmayıp imza kampanyamıza destek oluyorlar. Ayrıca biz burada üyeliklerimizi, derneklerimize üyeliklerimizi, formlarını dolduruyoruz. Bugün yaklaşık 2 saatte 200'e yakın üyelik formu dolduruldu. Bu arkadaşlarımız da
derneklerimizi bilmediklerini ve burada öğrendiklerini söylediler. Sahada olmanın etkilerini yaşıyoruz. Ben Ender Keskin, İstanbul'dayım. 1990 meslek lisesi staj mağduruyum. Biz meslek liselerinde en ağır şartlarda çalıştık. Ben 1990 yılında bir termik santralde baca motoru temizledim. Bir tekstil fabrikasında kara tezgahların arasında kulağım sağır oluncaya şekilde bir ağır bir çalışma yaptık. Yani işçilerin yapmadığı birçok çalışmayı biz yaptık. Sigorta kartımız verildi, işe giriş kartımız verildi. Biz buna güvenerek yıllarca sigortamız başladı sandık. Ta ki 2008 yılında bu tarih ikiye bölünene kadar. Bu tarihi 2008'de işe giriş tarihimizi kaybettik. Bu zamana kadar, 2008'e kadar bütün SGK sistemlerinde bizim tarihimiz işe giriş tarihi olarak görünüyordu. 2008 yılında bu tarihi ikiye bölünerek 4A teşhis tarihi ve hizmete başlangıç tarihi diye ikiye böldüler. Bundan dolayı biz mağdur olduk. Elimizdeki sigorta kartlarının yalan olduğunu öğrendik. Ve mağduriyetimiz bundan dolayı oluşmuştur. Birçok çıraklıkta çalışan arkadaşımız çıraklık, kalfalık, ustalık dönemlerinde bu karta güvenerek sigorta olduğunu sanmaktaydılar. Ama sigortalarının bir yalan olduğunu 2008 yılında ikiye bölündüğü zaman anladılar. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir mağduriyeti maalesef ülkemizde yaşamaktayız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir iş yerine, iş yere girdiğiniz zaman o iş yeri sizi sigortalı yapar. O sigorta kartı da geçerlidir. Ama bu ülkemize özgü bir durum ve bu durumun bir an önce düzeltilmesini, stajyer ve çırak arkadaşlarımızın hakkının verilmesini istiyoruz. İsmim Hakan Yolgezer. Ankara'da çıraklık okuluna gitmeye başladım. 12 yaşında çalışmaya başladım. 1995'te 15 yaşında çıraklık okuluna başladık. Çocukluğumuz sanayilerde geçti. Sanayilerde çalıştık, emek sarf ettik. Bugün geldiğimizde sigortamızın tescil başlangıç olarak sayılmıyor. Bu yüzden biz de EYT'li sanıyorduk kendimizi ama EYT'li değilmişiz. Tek suçumuz çocuk yaşta çalışmak mıydı bilmiyorum ama Avrupa'daki arkadaşlarımız, vatandaşlarımız 1999 öncesinde ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız emekli oldular. Staj ve çıraklığı başlangıç saydırdılar. Biz hala mağdur olmaya devam ediyoruz. 1986'dan itibaren gelen bu mağduriyetin devletimiz tarafından artık görülmesini, bu mağduriyetin artık çözülmesini istiyoruz. Gerçekten çok büyük yıprandık. Yani çocukluğumuz, hayatımız sanayilerde geçti. Meslek lisesi memleket meselesi oldu artık. Bugün meslek liselerinden ve çıraklık okullarından yeni yeni insanların yetişmesi, yeni yeni çocuklarımızın yetişip uslu olması sanayilere, Türkiye'nin tüm iş kollarına büyük emekler sarf etmesi için artık böyle mağduriyetler kalmamalı. 2023'te inşallah bu mağduriyet biter. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.